Burhan Özdemir bizim Burhan abimiz değil mi? Evet. Ne oldu? Gelmiş webinara. Hoş geldin abi. Ha evet. Katılımcı. Bu şey nasıl ayarladılar acaba ya? Hani ben katılınca panelist olarak katılıyorum ama ya bilirim katılınca panelist olarak katılıyor. Ama başka insanlar attendee olarak katılıyor. O ayrımı nasıl yaptılar acaba? Yani bilmiyorum onu ya açıkçası. Acaba bir kere hak verince devam mı ediyor acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Laptopun kamerası altta, yani şeyin üstünde değil, screen'in, monitörün altta çok garip gözüküyor ya. Böyle nose cam gibi böyle sadece. Aslında harici falan da alabilirsin hani rahatsız ediyorsa. Benimki harici. Gerçi benimki zaten masaüstü de. Benim laptop ya. Yani ne kadar az şey olursa daha iyi. O yüzden hani varken harici olmaya gerek yok ya bence şu an. Şu şeyin ofisine ne zaman devreye sokarız acaba? Senin bir arkadaşının ofisi vardı ya tamamen işte Play'de, Forex'e Evet falan. evet Orhan. Yani bu akşam bakacaktı o şeylere, ekranları falan almak için. Bu akşam bir araştırma yapacaktık hatta birlikte. Konuşacağız yani onunla. Yani ofisi zaten hazır. Sadece işte ekran mekran gibi şeyler lazım yani. Yani şey mi yapacak? Sadece kendisine ait bir trading desk olacak, bir ofis olacak. Bir ziyarete falan mı gideceğiz? Yoksa hani bir masa falan olacak mı? Hani ekstradan birisi o kendi. Olacak olacak. Yani mesela bende zaten fazla bir masa var. O masayı oraya götürebilirim. Hani bize tahsisli olacak. Zaten iki odası var. Hani bir odası mesela tamamen bize ait olur. Zaten problem çıkaracak biri de değil yani. O da zaten bizim grupta. Orhan. Belki görmüşsündür. Bilmiyorum da anlamıyorum yani hiç tanışmadım. Şey, orada yani güzel bir sistem kururuz ya hani şey böyle. Geçen şeyleri izliyordum da Tikmil'in diğer webinarlarını biraz izledim de adamlar böyle tişört Tikmil'iyle falan şey Tikmil tişörtüyle falan oturuyor. Arkasında böyle şey asmış böyle panel asmış Tikmil falan filan diye. Kamera açısı falan ses mikrofon falan gerçekten bayağı sağlam ayarlamışlar. Dedim ki bu işi yapacaksak birazcık daha özenmemiz gerekiyor. Evet. O tarz bir altyapıyı da kurabiliriz ya ilerleyen süreçte. Senin ulaşım problem olur mu peki oraya? Beylikdüzü değil mi? Nasıl? Beylikdüzü'nde değil miydi?
Yok. Şeyde, Kurtköy'de. O zaman bayağı sıkıntı. Orası benim için şehirler arası olarak geçer yani. Hakikaten oraya gitmem çok uzun. Bak, şu an bakayım oraya kadar. Benden 52 kilometre uzaklıkta. Arabayla 1 saat 15 dakika. Toplu taşımayla 3 saat 26 dakika. Yürüyerek 12 saat. Çok uzak. Ya da Maltepe'ye gelsen, Maltepe'den beraber de geçebiliriz. Yani yine Maltepe de tabii sana uzak olabilir. Metroya falan bineceğim Kadıköy'den ya da şeyden, metrobüsten. Olur. Evet. O değil. Azil. İyi çakılıyor şu anda. Var? Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Umarım iyisinizdir. Birazdan başlayacağız. Normalde Utku'nun bugün webinarı vardı. Görmüş olduğunuz gibi bugün Utku sunacaktı webinarı ama maalesef rahatsızlandığı için ben de bir aldım. Zaten daha önce konuştuğumuz konular olduğu için birazcık akıcı olur diye düşünüyorum bu webinar. Çünkü aşağı yukarı hemen bakalım. En son 8 Eylül'de bir canlı analiz yapmıştık. Paritelere bakmıştık. Oradan devam ederiz. Yavaş yavaş başlamayı düşünüyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz ben devam edince gerçekten zaman hep de kısa geliyor maalesef. Zaman yetersiz olduğu için bence yavaş yavaş başlayalım. Diğer arkadaşlar gelince de zaten hiç olmadı konuştuğumuz konular üzerinden kısaca tekrar geçeriz. Hiç sorun olmaz. Risk uyarımız var. İlk defa katılıyorsunuz toplantıya, bu webinara. Biliyorsunuz riskli piyasalar bunlar. O yüzden riskli piyasalar. O yüzden buradaki söylenen
analizler, yatırım fikirleri ve tavsiyeleri yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tamamdır. Bir saniye, çok ufak bir ayar yapmam lazım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, bize sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Twitter'da çok aktifiz, Instagram'da aynı şekilde, Telegram'da 1000 üzeri üyemiz var. Aktif piyasaları tartışıyoruz. Ve Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Serverimize katılmayı unutmayın. Çünkü Discord'da biliyorsunuz sesli sohbet ve görüntülü sohbet, ekran paylaşımı, her şekilde paylaşımlarda bulunabiliyoruz. Şimdi piyasalara geçelim istiyorsanız. Hemen buradan devam edelim. Ekranı görebiliyorsanız, sesi duyabiliyorsanız, bir sıkıntı yoksa ufak bir şekilde chatte belirtirseniz çok sevinirim. Ben de devam etmiş olurum. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, Eurodolar'dan başlayalım. Eurodolar'da bahsettiğim gibi bir önceki toplantımız 8 Eylül'dü. Hemen 8 Eylül'ü bulalım. 8 Eylül'ü bulalım. 8 Eylül şurası. Şimdi 8 Eylül'de yanlış yani hatırlayabiliyorsanız eğer şuralarda falandık. Şu aralıktan bahsetmiştim ben. Şu aralığın devam edebileceğini bahsetmiştim. Nitekim öyle oldu. Bu aralığın içinde devam ediyoruz. Birazcık daha 8 Eylül'den birazcık devam eden günlerde, takip eden günlerde yine bu aralıkta devam etmeye başladı. Bugün bir hareket var. Yani bu hareketin devamı gelebilmesini az önce hatta tartışıyorduk arkadaşlarla. Yani bunun devam etmesi birazcık nasıl söyleyeyim, bunu artık böyle analiz değil de daha çok bunu nasıl trade edebileceğimize, zaten hani benim amacım da o. Piyasalarda tamam, analiz bir yere kadar çok güzel ama doğru analiz yaparsanız ve yanlış trade yaparsanız bu size para kaybettirir. Ama yanlış analiz yaparsanız, doğru trade ederseniz bu size çok az bir şekilde ya para kaybettirir ya gerçekten para kazandırır. O yüzden doğru trade etmeye odaklanmak lazım. Şimdi burada bir belirsizlik var. Yani şurada zaten görebildiğiniz gibi şuraları gördüğünüz gibi trend değişimi şu bölge, yani aşağı yukarı 15 civarı, aşağı yukarı 15-16 civarında bu bölgede hep bir trend değişimi var. Yani şuradan bakarsak burada sürekli bir fiyat sürekli bir reject olmuş, bir red yemiş, geri gelmiş, satılmış, geri gelmiş. Burayı kırdıktan sonra tekrar gelmiş, destek olarak test etmiş, tekrar yukarı gitmiş. Tekrar aşağıya doğru satış edildiğinde buralarda biraz durulmuş, karar verememiş, yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye karar vermiş. Demek istediğim şu bölge birazcık kader belirliyor. Tabii haftalıkta bakarak trade etmek çok zor çünkü çok uzun uzun beklemeniz gerekiyor. Ama günlükte bakarak karar vermek daha rahat oluyor. Ama biliyorsunuz ki ben hep böyle üst büyük resmi bakarak karar veriyorum. Haftalığı, aylığa bakarak karar veriyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Az önce hatta konuşmuştuk arkadaşlarla. Şuradaki mumları görüyorsunuz. Yani şuradaki mum da fake olabilir. O yüzden yani bugün tabii bir dakika, tarihi unuttum ben. Bugün salı günü. Yani cumaya kadar herhangi bir aşağı doğru hızlı bir hareket olursa ya da hatta şuralardan bile çok kontrollü bir şekilde alışlar denilebilir. Bir de şöyle bir şey var. Tabii bugün sert bir satış yeri. Şu an saat 8. Bu satışın devamı gelme olasılığı çok düşük ama saat 8 olduğu için. Ama yani bugün bile akşama doğru sert bir hareket olursa yani kontrollü bir şekilde alma işlemleri gerçekleşebilir. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişiyor. Kendim için konuşmam gerekirse şu anda başka pozisyonlarım olduğu için şu anda bunu çok, yani bu eğer long olarak kendimi konumlandırmak istiyorsam, yani şurası bu piyasa, bu işlem şuralardan dönüp
aşağı yukarı bir saniye kalemimi alsam çok daha rahat anlatırım. Yani şuradaki işlemin aynısı neredeyse aslında bakarsanız. Şuradaki hareket gibi bir hareket beklersem, yani daha tabii daha yakın bir seviyeden de dönüş gerçekleşebilir. Bu hareketi kullanmak istiyorsam benim için bir şey değil, anlık bir fırsat değil bu. Çünkü saatlikte, 4 saatlikte, 5 dakikalık da trade etmediğim için bunu çok rahat bir şekilde takip edebileceğim. Ve aynı zamanda, bir saniye, ve aynı zamanda günlük grafikleri takip ederek uygun bir zaman diliminde, aynı zamanda uygun bir hesap konumunda long pozisyonları alabileceğim. Yani genel olarak ben şu anda gördüğüm piyasada long pozisyonları kovalamayı tercih ediyorum. Ya da short pozisyonları da olabilir. Şöyle olabilir. Yani sonuçta bu hareketin devamı da gelebilir. Yani bahsetmek istediğim şu, benim analizim şu anda aslında bakarsanız analizim çok böyle kompleks, çok böyle komplike bir analiz değil. Bu bölgenin önemli olduğunu biliyorum. İhtimalleri değerlendiriyorum. Bu bölgeden support bulup yukarıya gidebileceğimizde işin içine katıyorum. Bu bölgeden geçip satış yiyebileceğimizde. Peki bu bölgede trade etmek birazcık riskli, bildiğiniz gibi. Çünkü bu bölgede trade etmek, yani riskli demek istediğim şöyle riskli. Hemen bakalım. Bir saniye. Şöyle riskli. Görebildiğiniz gibi bu bölgede hep böyle iğneler bırakılmış. Uzun uzun iğneler bırakılmış. Tabii bu haftalık ama sonuçta bu günlüğe ve 4 saat diye daha düşük zaman dilimlerine bakınca görebileceksiniz ki çapı bir piyasa var. Yani piyasanın adı çapı, kanguru, şöyle bir piyasa ve bu piyasa birazcık yani kimisi için çok iyi, benim için kötü bir piyasa. Çünkü ben genelde bir dalgayı trade ediyorum ya da bir trendi trade ediyorum. Bir trendi trade ediyorum. Benim için kötü bir piyasa, şuradaki piyasa. O yüzden şuradaki piyasada işleme girmektense şu anda yarın çarşamba günleri, perşembe günleri artık böyle güzel hareketler olabiliyor. Yarın bir yukarı yönlü bir hareket olursa satış denemesi yapabilirim. Eğer tabii ki risk iştahım varsa ya da aşağı yönlü bir hareket varsa daha çok şeylere bakarak, şöyle söyleyeyim, pivotlara bakarak, bir saniye bakalım, tamam. Pivotlara bakarak yarın nerede pivot açılıyor? Bugün mesela bugün çok fazla bir şey yapamamışız. Yani pivottan çok aşağıda açılmış. Belli ki short bir piyasa var. Bearish bir ayı piyasası var. Ama direkt support'a devam etmişiz. Şu hareketten sonra denilebilirmiş. Şu hareketten sonra hemen göstereceğim. Günü açmışız. Aşağı yönlü bir trend olduğunu kendisi belli etmiş. Sonra yukarı yönlü bir retracement, bir geri çekilme ve sonra devamı. Yani bu hareketten faydalanabilirdim ama tabii ki Euro'da şu anda aralığı bakarak, yani bu aralığın dibinde short girmek istemem. O yüzden dikkat ediyorum buna. O yüzden haftalıklara ve günlüklere bakıyorum. Çünkü dediğim gibi hani o hareket, yani ben şurada short girseydim, şöyle şundan bahsetmek istiyorum. Yani sonuçta o hareket burada da gerçekleşti. Burada da gerçekleşti. Burada da gerçekleşmiştir. Şu anda 4 saatliğe bakıyorum. Burada da bir saniye, şuradan göremiyorum dilimleri. Evet. 4 saat burada da gerçekleşmiş. Buralarda short girmiş olsaydım tamamen piyasanın dibinden short girmiş olacaktım. O yüzden bunları değerlendirerek, işin içine katarak. Dediğim gibi bir noktadan sonra çok seçici davranmak gerekiyor. Tabii ki yani hani durumu göre, hesabınıza göre, risk iştahınıza göre birazcık seçici davranmanız gerekiyor. Şu anda seçici davranıyorum bunun için. Devam edelim. Başka bu parite ile alakalı sorunuz varsa, şu anda işleminiz varsa bana sorabilirsiniz. Bakalım işlemi nereden girmişsiniz, ne zaman girmişsiniz, nasıl, yani o işlem bende olsaydı, ben açmış olsaydım nasıl devam ederdim, nasıl idare ederdim? Onlara bir bakmak isterim. Tabii yazarsanız soru cevap bölümünden bakarız onlara. Burada 8 Eylül'de analiz yapmıştık. 8 Eylül şuralarda. Ben burada neyi bekliyordum açıkçası? Ben burada şu harekette, yani şu bir saniye, şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Yok. Şöyle bakalım. Yani biz burada
demiştik ki aşağı yukarı şu aralıkta devam etme ihtimali çok yüksek olan bir piyasa. Belli ki buralarda talep arz bölgesi hep arz yemiş. Biliyorsunuz zaten piyasanın temeli arz talep. Hep arz yemiş. Burada tekrar bir dirençten dönmüş piyasa. Tabi buralarda short kovalıyorduk. Şahsen short kovalıyordum. Ama tabii ki şu ani hareketten sonra birazcık şu hareketten sonra bunun devam etme ihtimali olabileceğini düşündüğüm için short girmemiştim. Tabii daha sonra biz bunu analiz etmiştik beraber, üzerinden geçmiştik. Sonra bu satışı yedikten sonra ben şu aralıkta birazcık devam etme ihtimali olabileceğini, yani şundan dolayı belli ki bu piyasa şu fiyatlarda birazcık kararsız. Buralarda devam etseydi tepelere doğru geldiği zaman short denemelerini yapmak istemiştim. Ama tabii ki öyle bir şey olmadı. Şu aralığı kırdığı gibi, bakın zaten kırdığı yerde çok net bir şekilde şuradaki mumu görüyorsunuz. Güçlü bir satış var. Zararsız bir mum var. Ondan sonra bir mum daha var. Bu birazcık mum analizine giriyor ama yani mum analizle alakalı, bunlar candlesticks mumlar diye geçiyor piyasada. Bunlarla alakalı hani bunları aşağı yukarı okuyabilmek için de bir webinar hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. Bu bir kararsız mum. Tabii ki şöyle, bu mumun birazcık daha konusu açılmışken birazcık üzerinden geçelim. Madem konusu açıldı. Çok ufak değineceğim, çok uzatmadan. Şöyle arkadaşlar, bu mum bana ne anlatıyor? Şuradaki mum bana ne anlatıyor? İğne bırakmış. Ne demek? Long pozisyonlarını birazcık temizlemiş. Long pozisyonlarını temizledikten sonra demek ki daha fazla long pozisyonlarını temizledikten sonra short pozisyonları rahatlıkla öne geçmiş ve aşağıya doğru devam etmiş. Peki burada da iğne bırakmış ama devam etmemiş yukarıya. Buradaki iğne bırakıp dönmesinin sebebi de zirvede olmamız. Yani dirençte ben bunu bırakmışım. Dirençte iğneyi bırakmışım. Shortları temizlemişim. Sonra devam etmişim yoluma. Zaten biliyorsunuz piyasa bunu seviyor. Shortları temizleyip devam ediyor. Longları temizleyip devam ediyor. Buradaki bu ikisinin farkı bu. Bu zirvede olduğu için bu gerçekleşiyor. Bu bir trendin devamı. Longları temizleyip trende devam ediyor. Vesaire vesaire. Şimdi bu aralıkta ben normalde ne bekliyordum? Bu aralığı hiç kırmadan şöyle devam etmesini bekliyordum. Hayır, bu böyle kırıp devam ettikten sonra buralarda da artık short girmeyi fırsat bulamadım. Çünkü diğer pozisyonlarım var ve çok fazla risk almak istemedim. Şundan dolayı risk almak istemedim. Ya haftalığa bakarsam ben burada diyorum ki hani şu bir fake hareket olma ihtimali var. Bir tane yeşil mum var. Bu mumun devamı ya iğne bırakacak ya ters dönecek. Hiç belli olmaz. O yüzden şimdilik sakin düşünmeye ve sakin durmayı, pozisyonsuz durmayı hedefliyorum. Çünkü zaten görebildiğiniz gibi çok güzel bir pozisyon fırsatı vermiş ve ben bunu kaçırmışım ve zorlamak istemiyorum. Hani ben bunu kaçırdım, illa bir pozisyona gireyim modunda değilim. Onun dışında da biliyorsunuz ki ben bir aralığın tam ortasında işlem yapmak istemiyorum. Çünkü yani bunu bir Fibonacci seviyesi olarak düşünürseniz bu aralığın tam ortası %50 oluyor. Yani şu dalganın %50'si aşağı yukarı buralar. Onun dışında %50 genelde bir aralığın %50'si genelde bir konsolidasyon, bir karar sürecini giriyor piyasa. O yüzden ben genelde buralarda hani bu fırsatı kaçırdıktan sonra bir daha zorlamama gerek yok. O yüzden çok uzatmadan onu bahsetmek istiyorum. Ondan bahsetmek istiyorum. Onun dışında hemen Euroket'e bakalım. Euroket'te şu anda short fırsatı veriyor Euroket. Şöyle ki ben şunu trendline, eğer benim çok aram yok trendline'la ama dediğim gibi hatta şuradan çizmektense şuradan çizelim. Trendline'la şunun için aram yok. Çünkü aşağı yukarı trendi gözümle görebiliyorum. Ve illa benim için net bir fiyat seviyesi bir önemi yok. Şu trendline şu anda bu cat satış fırsatı veriyor benim için. Hemen bir haftalığa bakalım. Haftalıkta da yani şu anda gerçekten dolar cat satış fırsatı veriyor. Görebileceğiniz gibi. Burada ben ne beklerim? Aşağı yukarı. İki çeşit piyasa. Bu bir şöyle söyleyeyim.
bir fake hareketi yapabilir. Bu bize beni yanıltmayacak. Bu bir fake hareketi verebilir. Bir short squeeze, shortlara temizleme hareketi gerçekleşebilir burada. Onun dışında burada ilerse için ben şimdi trade'e girdikten sonra bunu planlayacağım. Nasıl devam edeceğim acaba diye. Nasıl devam eder piyasa diye. Tabii tahminde bulunmak istemiyorum ama aşağı yukarı nerede kar alacağım? Aşağı yukarı nasıl ne kadar bu trade'den beklentim olması gerekiyor diye bir düşünmem lazım. Şurada şu hareketin devamı olarak şu hareketin devamı olma ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda şöyle bir aralığa girmemizin ihtimali çok yüksek. Burada gördüğünüz gibi fiyatın sürekli bir kararsızlık, sürekli bir denge bölgesinde, sürekli bir destek veya direnç görevi gören bir aralığı giriyor. Şu anda da o aralığın tepesindeyiz. O yüzden short denemelerinden kesinlikle çekinmeyeceğimi belirtmek isterim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda bir breakout gibi gözüküyor ama yani şöyle şu aralığı kırmış yukarı yönlü. Hemen bakalım. Haftalıkta da 1-2-3 tane yeşilimiz var. Aşağı yukarı evet bu hafta birazcık biraz zorlayacak yukarı yönlü. Artık daha çok böyle gerçekten oturup böyle seviye aramam gerekiyor. Ya da günlük mumlara bakarak saatlik 4 saatlik şurayı bakalım hemen ne var? Weekly support aslında şu anda tam short girilebilir. Şu anda tam short girilebilir. Weekly resistance 2 haftanın ikinci direnci ve tamamen trend line'ın tepelerindeyiz. Dediğim gibi şu anda görebileceğim en iyi trade fırsatı USD CAD ve short. Peki burada hemen Aziz'e bakalım. Aziz'de ne var? Aziz'de neden neler ben bahsetmiştik? Aziz'de çok net bir şekilde hatırlıyorum ki short kovaladığımdan söz etmiştim. Çok net hatırlıyorum. Hatta ne zaman bahsetmiştik? 8'inde ve 1'inde ve 3'ünde ve 8'indeydi yanlış hatırlamıyorsam. 8'inde şuralardaydık. Demiştim ki aşağı yukarı buralarda short kovalıyorum ve şu aralığı girecek ve aynı zamanda şu dalganın bir saniye ben kalemimi bulmaya çalışıyorum. Hep kayboluyor. Evet. Şu hareketin birazcık geri çekileceğini tahmin etmiştim. Aşağı yukarı yani tahminden ziyade şöyle hani bir sonuçta bir hareketin birazcık gevşemesi gerekiyor. Bir trendin geri çekilmesi oluyor her zaman psikolojik olarak. Bu piyasanın birazcık geri çekileceğini aşağı yukarı şuralara kadar geri geleceğini tahmin etmiştik. Beraber analiz etmiştik bunu da. Short'uma girdim. Stop loss'umu koydum. Benim bir tane EA'm var. O 200 pips'ten sonra stop loss'u başa başa çekiyor. Yani 200 pips ilerledikten sonra stop loss'umu bu aynı zamanda hani bu webinarın sadece analiz değil de nasıl trade ettiğimizi, nasıl düşündüğümüzü paylaşıyoruz. Nasıl trade'leri organize ettiğimizde, manage ettiğimizde aynı zamanda üzerinde duruyoruz. Onlardan da bahsediyorum ben fark ettiyseniz kısaca. Stop loss'u 200 pips'ten sonra başa baş seviyesine getirdikten sonra buralarda şuralarda trade'den çıkabileceğim kesin. Onun dışında zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hemen bakalım. Ya zaten burada şu hareketin devamı, ya şurada bir fake yeme ihtimalim çok fazla. Şundan dolayı görüyorsunuz ki buralarda birazcık bir fiyat, yani şöyle hızlı bir hareket olursa okey çok güzel ama hızlı bir hareket olmazsa ve yavaşlarsa piyasa tekrar bir yukarı yönlü bir hareket sonra aşağı yönlü hızlı bir hareket. Yani şunu demek istiyorum bu hızlı bir trendin başlangıcı olmayabilir. Ona ben dikkat ediyorum. Yani tekrar piyasa eğer yukarıya gelirse düşerse beni çok fazla yanıltmaz. Ondan bahsediyorum. Çünkü zaten hani şöyle bir trend yakalamak çok zor. Zaten hani böyle bir trend yılda bir defa, iki defa gerçekleşiyor. Şöyle dümdüz bir trend yakalamak çok zor. İnşallah dümdüz aşağı iner. İnmezse de zaten ona göre takip edip aşağı yukarı şuralarda pozisyonunu kapatmayı düşünüyorum. Zaten haftalığı falan bakınca da aşağı yukarı neden oralarda kapattığımı da görebilirsiniz. Tabii daha erken de çıkabilirim. O tamamen durumu göre bakacağız ona. Onun dışında hemen bir yene bakalım. Yen çok şükür birazcık hareket etmeye başladı ama dediğim gibi tekrar hani zaten hani şurada bir hareket, yani şurada normal bir trader olsa şu hareketin devamını bekler, shortlar eklemeye devam eder. Hemen 4 saatliğe bakalım.
Şunları ben sileyim. Şu hareketin devamını bekler. Aa, burayı kırdı. Yani 4 saatliğin günlüğü ve haftalığı bakmayan bir arkadaşımızsa eğer, ya yani şu hareketin devamı şöyle, şu aralığı kırdık ama buranın dibindeyiz. Bu hareketin devamını kırmış gibi yaptık. Hadi ben short gireyim deyip risk alıp short girseydi bir arkadaşımız birazcık sıkıntıya girerdi. Çünkü haftalıkta tamamen bir geri dönüş var. Ve geri dönüş şöyle, yani bu bir saniye. Bu bir iğne bırakıp tekrar aşağıya gelir. Buralarda birazcık uğraştırma ihtimali çok fazla ama dediğim gibi şu anda dolar yen'de çok fazla bir şey beklemiyorum ben şahsen. Dolar yen yerine euro yen ve pound yen'de birazdan zaten üzerinden geçeceğiz. Oralarda daha güzel fırsatlar. Zaten ben bundan tekrar bahsetmiştim. Yeni gelen arkadaşları tekrar etmiş olayım. Yeni katılan arkadaşlara. Ben zaten hani ona göre ayarlıyorum ben bunları. Çünkü bak nasıl şöyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi burada çok fazla bir trend yok. Şu an çok küçük olduğu için tam net olarak göremiyor olabilirsiniz ama şöyle, burada çok güçlü bir trend yok, güçlü bir hareket yok. Ama Euro yen'de ve Pound yen'de çok güzel hareketler var. Vesaire vesaire. Hani burada fırsat bulamıyorsanız burada buluyorsunuz. Burası sakinse burası hareket ediyor. Vesaire vesaire. Hemen bir altına bakalım. Altın tabii ki bir hareket var ama dediğim gibi gene çok riskli. Yani burada ben şu short denemek isterim. Bunu kırılmış gibi görüyorum ama dediğim gibi şu aralık beni birazcık sıkıntıya sokuyor. Yani şu aralıkta trade etmektense keşke ve keşke yukarılarda short fırsatı yakalayabilseydik ve shortta kalsaydık. Ya da diplerde long denemeleri yapılabilir. Yani zaten bundan gene şeyde bahsetmiştik. 8 Eylül'de hemen bulalım. 8 Eylül'de bahsetmiştik. Şuralardaydık. Şurada bir long fırsatı kaçırdığımı söylemiştim. Tekrar bir long fırsatı veriyor şu anda. Ama bu sefer mumlar birazcık farklı. Aradaki farkı hemen bakalım beraber. Şöyle bir önceki piyasa tamamen çok sakin bir şekilde mumlar bırakarak devam ediyor. Şuradaki mum çok güzel bir long girmek için. Çünkü tamamen fake olduğu belli. Bir önceki mumlara bakarak da bunu anlayabiliyorsunuz. Tabii burada support var, anlayabiliyorsunuz. Bu mumun daha derin bir mum olduğu sürece ben long girmek istiyordum açıkçası. Yani bu iğnenin daha uzun olduğu sürece şuradaki iğne gibi. Long denemesi girmek istiyorum ama tabii ki kaçırdım bunu ve çok fazla risk etmek istemedim. Bunun devamı gelme ihtimali olabildiği için. Peki burada neden riske girmek istemiyorum longu? Şundan dolayı şuradaki mum güçlü bir kırmızı mum. Bu kırmızı, ya ben kırmızı diyorum ama hani yani aşağı yönlü kapanan, kırmızı kapanan. Ya burada rengi kırmızı değil ama beyaz olan mumlar kırmızı aslında. Yani negatif kapanmış. Açılış seviyesi kapanış seviyesinden daha yukarıda. O anlamda söylüyorum. Buradaki kırmızı mum çok güçlü. Bunun devamı da hala kırmızı. Haftalığa bakıyorum. Haftalıkta da güzel bir kırılma gibi gözüküyor. Çünkü şöyle kırılma. Piyasa açılmış. Şunları ben bir sileyim. Piyasa açılmış. Zaten ben bunu sürekli tekrar ediyorum ama hep açılış seviyelerine yakın yerlerde işleme girmek istiyorum. Yani trend bir piyasa varsa açılış seviyesinden aşağı yukarı %20 civarında, %30 civarında şaşırıyor ama %70, %100 gitmek istediği yöne doğru çok güzel hareketler olabiliyor. Ben burada bu hareket olduktan sonra bunun devamı gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aynı zamanda şuradan da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce şu iğneli candlesticks mumlardan bahsetmiştim. Görebiliyorsunuz ki bir iğne bırakmış. Tabii bu aralığı girmiş haftalıkta ve aralıkta olma ihtimali çok yüksek. Ona ben inanıyorum. Yani aralıkta olmazsa bile aşağı yönlü birazcık zorlayıp tekrar yukarı gitme olasılığı var. Onu da şundan dolayı söylüyorum ben. Kusura bakmayın, analiz çok karışıyor çünkü gerçekten bunları söylemem gerekiyor. Bunlar düşünce prosesim. Şöyle bir hareketten sonra yani ben bir 10 yıllık aşağı yukarı 8-10 yıllık bir aralığı kırıyorum. Zirve yeniliyorum altında ve zaten küresel anlamda hangi konumda olduğumu biliyorum. Riskli dönemlerde S&P sürekli zirve yapıyor. Borsada bir sıkıntı yok vesaire vesaire. Enflasyonda bir sıkıntı yok şimdilik. Yurt dışı dolar bazında konuşuyorum.
Ya bunları bildiğim için ben pek bir yani bu benim fundamental, genel bir fundamental bakış açım. Temel analiz bakış açım. Ya bunları bildiğim için bunun hani böyle çok fazla döneceğini falan düşünerek ona göre pozisyon alıp da düşünmek istemiyorum. O yüzden hani belirtmek istedim bunları. Ve haftalık ve günlük bakınca da dediğim gibi tekrar şu aralıkta devam en fazla olabileceği ihtimaller dahilinde olan bir fake ve devam tekrar bu aralara girip yukarı yönlü bir kırma. Yani benim istediğim tam olarak istediğim şey en düşüklerde şu aralığın diplerinde ya da fake'te şuralara bakarak hemen bakalım. Zoom out yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Şuralar hep çizgi alalım. Şuralar zaten destek. Şu anda destek konumunda. Şu aralık komple destek. Yani bu aralığın içine girerse birazcık sıkıntı yaşarız tabii ki de. Çünkü bu aralığın içine girdikten sonra artık ne yapacağı belli olmaz. Tabii gene tepelerinde long girmek önemli de. Yani bu aralığın içine girip de birazcık devam ederse birazcık sıkıntı. Yani bu tekrar bir aralıkta devam edip sonra artık nereye gidecekse oraya doğru karar verecek. Yani bana ve size düşen ne olacak? Bu aralığın tepesinde ve dibinde long ve short deneyeceğiz. Swing Trader ve günlük bazda yani günlük zaman diliminde trade eden arkadaşlar için söylüyorum. Tabii ki 4 saatlik saatlikte trade eden arkadaşlar çok daha güzel fırsatlar yakalayabiliyor daha düşük zaman dilimlerinde. Onun dışında dediğim gibi şu aralıkta seviye olarak da 1800 civarında 1850 civarında long denemeleri yapılabilir. Şu hareketinde devamını çok izlememiz gerekiyor. Şu anda long denememin sebebi şu hareketin bir long temizleme hareketi olma ihtimali var. Ve burada stop olmak istemiyorum boşu boşuna. Neden short denemek istemiyorum? Şu aralığın dibindeyim. Birazcık beklemek istiyorum açıkçası. Az önce ne görmüştük? Dolar çet. Yani dolar çet şu an için benim için zaten cepte bir. Buna çok fazla bakmama gerek yok. Çünkü çok güzel bir trade fırsatı görüyorum. Euro-AUD'de zaten bahsetmiştik. Bunu çok bahsetmiştik. Hatta bir önceki Ağustos ayındaki webinarlarda da işlemlerimden bahsetmiştim. Long denemeleri yapmıştım. Stop olmuştum. TP olmuştum. Short denemelerim vardı. Ve vesaire vesaire. Peki bu aralıkta devam edebileceğini söylemiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında birazcık basitleştirince, çok fazla indikatör kullanmayınca, çok fazla kompleks düşünmeyince birazcık işler kolaylaşıyor. Şu aralıkta devam edebileceğinden bahsetmiştim. Bu aralıkta devam edebileceği ve bu aralığın diplerine doğru ben bir şeyimi alayım kalemimi. Şu aralığın diplerine doğru longlar deneyebileceğinden bahsetmiştim. Longumu denedim arkadaşlar. 124 pips karda gidiyor şu anda ve devam edecek. Şuralara falan geldiği zaman artık inşallah kırar ve yukarı yönlü. Bu da hani şey için söylüyorum bunu. Hani trade tabii bu pozisyonu yakaladım ama nasıl hareket etmem gerekiyor? Şuraya kadar geldikten sonra bakacağım duruma göre. Eğer yukarı yönlü bir zorlarsa, bir kıracakmış gibi bir ihtimali varsa tabii ki burada şeylere de bakmam lazım. Audi USD'ye de bakmam lazım. Euro USD'ye de bakmam lazım. Bunların ikisinin hareketleri de aşağı yukarı nerede olduğunu. Yani burada ne bahsetmiştik AU'da? Aşağı yönlü bir hareket vardı ve aşağı yukarı hangi seviyelere geleceğini aşağı yukarı tahmin etmiştik. Analiz etmiştik daha doğrusu. Euro dolarda da aşağı yukarı 1.15 ve 1.16 civarlarından yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebileceğini tahmin etmiştik. Analiz etmiştik. Yani support hep yanlış şeyler kullanıyorum. Yanlış kelimeler kullanıyorum. Kusura bakmayın. Bunlardan bahsetmiştik. Peki bu gerçekleşirse bu gerçekten güzel bir yükseliş trendi bekliyorum bunda aşağı yukarı. Onlara bakacağım. Aynı zamanda şuradaki tepeyi kıracağını bekleyeceğim. Ve eğer bu tepeyi kırarsa şu hareketin peki ben o neden tepeyi oraya bıraktım? Ondan da bahsedeyim. Şu hareketin aşağı yukarı %50'si ya da %61.8'i ya da tersten bakarsanız %38.2'si kadar bir geri çekilme ya da kabaca hiç onlarla kafanızı karıştırmayın. %100, %0, %50, %70, %30 olarak değerlendirirseniz yani bir fiyat mantığı olarak
bir alış işlemi gerçekleşiyorsa ya da bir satış işlemi gerçekleşiyorsa aşağı yukarı %30 geriler, %50 geriler ya da %70 geriler. %70 gerileyen işlem çok fazla ilerlemez. Çünkü bir aralığa girmiş gibi olacak. %30 gerileyen işlem çok sağlam devam eder. Hala bir short iştahı var demek ki. %50 ortalama bir trend var demek oluyor. Ondan da bahsetmiş olayım. Burada demek istediğim şey şu aralığı kırmasını bekleyeceğim. Kırmazsa zaten devamı gelme ihtimali, yani şu hareketin, şu aralığın devamı olma ihtimali çok fazla. Onun dışında arkadaşlar sorunlarınız varsa, ben şu an birazcık yoruldum. Sorularınız varsa sorularınıza geçebilirim. Onun dışında hemen bir bakalım. Euroket artık hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü analiz mantığı aynı şekilde ilerliyor ama tabii ki trade mantığı farklı. Analize çok fazla girmeden trade mantığından bahsedeyim. Şurada bu aralıktayız. Şurada short girmişim. Aylıkta çok güzel bir mumda yakalamışım short'u. Haftalıkta da güzel bir mumda yakalamışım. Haftalıkta zaten bariz bir şekilde şurada benim istediğim gibi bir aralık var. Şu aralığın tepesinde hiçbir fake yemeden, hiçbir stop olmadan şimdilik stop olmadan short yakalamışım. Bu short'un devamı gelirse şu aralığın dibinde yani şu aralığın ortasında aşağı yukarı şurada TP'yi koymuşum ki aşağı yukarı hareketlerden sonra haftalık ve mumluk grafikleri baktıktan sonra şuralarda falan hemen kalemimi tekrarlayayım. Şuralarda falan işlemini kapatmayı düşünüyorum. O da aşağı yukarı ne kadar pips ediyor? Hemen bakalım. Aşağı yukarı 500 600 pips ediyor aşağı yukarı. Hemen bakalım devamında neler var başka. Pound Audi var. Pound Aussie. Pound Aussie'de zaten long denemelerim vardı şuralarda. Stop olmuştum ya da bazıları ufak bir karla kapatmıştım. Bundan da bahsetmiştik. Bundan daha şu aralıkta devam edebileceğini söylemiştim ben aşağı yukarı. Bu aralıkta da olduğumuzu söylemiştim. Zaten fark ettiyseniz TP'ye bu aralığın tepesini bırakmışım. Zaten işlemi girdikten sonra 200 pips ilerledikten sonra stop loss'a maliyeti geçirmişim arkadaşlar. Bu işlem artık benim için tamamen hiçbir risk taşımıyor. Sadece beklemem gerekiyor. En kötü olabilecek en kötü senaryoda maliyetten bu işlem kapanacak. En iyi ihtimalle de aşağı yukarı 1200 pips elde edeceğim. Bakalım artık bizlere ne bekliyor. Dediğim gibi analizi çok fazla analiz aşağı yukarı mantığı aynı olduğu için şu anda sadece trade'imi nasıl manage ettiğimi, neden girdiğimi falan bahsetmiştim. Şu aralıkta olduğumuz için ve support'ta olduğumuz için. Ve aynı zamanda Euro Audi gibi de aşağı yukarı aynı bir hareket. Peki bu hareketin devamı olabilir mi? Bu şimdi güzel, yani şöyle bir soru gelmesini bekliyorum. Şu aralığın, şu hareketin devamı gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Ben bu işlemi yakaladıktan sonra, stop loss'umu maliyete koyduktan sonra tabii ki bekleyeceğim ve göreceğim. Ama tabii bu hareketin gelebilmesi mümkün ama tabii ki bu aralığın dibindeyiz. Bu aralığın dibinde olduğumuz için şu hareket tamamen fake olma ihtimali çok yüksek ki zaten fake olmuş gibi de olmuş. Çünkü şöyle güçlü bir buna tam engulf olmasa da engulfing diye bir terim var bu mumlarda haftalıkta görebileceğiniz gibi. Güçlü bir satış mumu var ama hemen o mumun dibinden açılış seviyesinden açılmış ve yeşil kapatmış. Bu hareketin devamı gelme ihtimali yüksek. Zaten ben bunu takip edeceğim. Zaten dediğim gibi artık benim için bir risk taşımıyor. Stop olursam ne yapacağım? Stop olursam tekrar deneme yapacağım. Çünkü haftalıkta yani benim analizim yönüne doğru trade'ler gerçekleşmiyor. Tabii ki çok zorla. Yani burada artık bir noktadan sonra dediğim gibi trade management, account management geliyor. Hesap yönetimi, trade yönetimi, para yönetimi geliyor. Yani çok denemek, çok sık bunu yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Bir zaman aralığı ve bir fiyat aralığı belirliyorum ben. Çok çok sık denemekte zarar var arkadaşlar. Çok sık hem zaman olarak hem fiyat olarak. Yani ben burada stop olduktan sonra hemen dibinde denemektense birazcık zaman geçsin, birazcık da fiyat değişsin. Tekrar ben bir deneme yapayım. Tabii ki yine support'a desteğe yakın bir seviyelerde olmam gerekiyor. Onun dışında sorular var. Sorulara bakacağım. Son neye bakalım? GBP NZD'de de long kovalıyorum arkadaşlar. Şu anda Euro Pound Audi'de longum olduğu için yani ki şimdi
Ben iki farklı parite ama ikisi de aşağı yukarı aynı hareket ediyor. Ben burada long deneyip stop olursam orada da stop, gerçi orada şu anda stopuz maliyette de, orada stop olup burada da ekstradan zarar yazdırmaktansa bir tanesine işlemi girdim. Burada farklı bir pattern görmüyorum. Ama tabii ki long denemek isterim burada. Hatta bakalım şimdi. Yani günlükte şu an mumda birazcık sıkıntı var. Şu anki günlük mumda birazcık sıkıntı var. Hemen bir 4 saatle iniyorum. Arkadaşlar zaman dilimlerinde search etmek, zaman dilimlerinin arasında birazcık dolaşmak böyle faydaları var. Şu anda gördüğünüz gibi şu aralıktayız. Bu aralığın diplerine doğru ya da bir fake olma ihtimali varsa fake de long yapmak ya da bu aralığın diplerine doğru stop koyup bir tane deneme ve o denemenin muhtemelen başarılı bir sonuçlanma ihtimali olacağını düşünerek beklemekte fayda var. Şu anda gördüğüm en güzel ikinci trade olarak bu. Yani ikisi de aşağı yukarı aynı seviyelerde. Bir USDT, bir de pound çivi. Çivi, NZD, çivi de deniyor. Hemen bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar burada da az önce bahsetmiştim. UC'de çok fazla bir trade fırsatı yok ama burada güzel bir trade fırsatı var. Şöyle ki bu hareket gerçekleşmiş ama tabii ki devam etmemiş. Çok güzel bir, yani şöyle söyleyeyim ben size. Hemen bir Fibonacci analizi yapalım bunu. Şu hareketin aşağı yukarı %50 seviyesinden dönmüş ve bunun %161.8 şuralara kadar devam etmesi bekliyorduk. Tabii ki bu fake yemiş ve geri dönmüş. Bu demek oluyor ki bu birazcık daha sakin olacak bu piyasa. Çok fazla yukarı yönlü bir hareket beklemiyorum açıkçası bu satıştan sonra. Dediğim gibi tekrar bu aralıktayız. Aşağı yukarı yani şurada ben burada short girmişim. Aşağı yukarı şu hareketin %50'si ya da genel olarak şu hareketin %50'si olarak şuralarda TP yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda şu trendin devamı olma ihtimali de var. Ve onun dışında başka bir ihtimali de değerlendirmem gerekiyor. Başka bir ihtimali de göz önünde bulundurmam gerekiyor. O ihtimal şu ihtimal arkadaşlar. Şurada bir short trendi vardı. Bu short trendi kırdık, yukarı devam etti. Yani buralardan tekrar yukarı gitme ihtimali çok yüksek. O yüzden ben bu trade'i zaten şu anda 100 artı 100 pips'te artı 100 pips şu andaki arda. Birazcık daha ilerlerse TP'ye ya da 200 pips ilerlerse ki umarım 200 pips ilerler. 200 pips ilerlerse benim otomatik sistemim var. Bunu direkt TP'sine maliyeti getiriyor. Maliyeti getirdikten sonra bunun devamında şurada TP yapıp long denemesi yapılabilir. Ona bakacağız. Şu anda şimdilik bir hareket gördüğüm için, bir momentum gördüğüm için. Yani şu arada ben haftalığı baktığım için bu işleme girmiş sayılmam aslında. Şu hareketin devamı gelme olasılığı oluyor. Yani bir momentum, bir güçlü bir trend görüyorum ve o güçlü bir trende anlık olarak faydalanmak istiyorum. Yani kısacası günlükte veya haftalıkta scalp olarak düşünebilirsiniz. Yani bunu saatliklerde, 5 dakikalıklarda yapan arkadaşlar çok. Yani şöyle örnek vereyim. Yani şu an 1 saatliğe bakıyoruz. Yani şu hareketten faydalanan çok arkadaşlar var. Düşük zaman dilimlerinden. Ben şu hareketin aynısının günlük grafiğinden faydalanıyorum şu anda. Bu hareketin devamını bekliyorum arkadaşlar. Bunda başka söyleyecek bir şey yok. Burada short fırsatı kaçırdım arkadaşlar. Yani burada aslında şu hareketin yani şuralarda short denemesi yapmıştım. Stop olmuştum. Şuralarda short denemesi yapmıştım. Stop olmuştum. Burada bir fake attı. Devam etti. Bu devamında bir short girmem gerekiyordu. Bu short'u kaçırdım ve artık kaçırmış sayıyorum. Çünkü bu artık gitti. Ve dediğim gibi bir saniye şunları ben sileyim bir daha. Dediğim gibi şu aralıkta devam ediyordu. Şöyle bir trend vardı. Aşağı yönlü bu trendin diplerinde bunun 8 Eylül'de bahsetmiştik. 3 Eylül'de bahsetmiştik. Şu aralıkta kaldığını, şuralarda satış kovaladığını, zaten stop olduğunu söyledim az önce. Bunun devam edebileceğini söylemiştim. Bu aralıkta kalacağını söylemiştim.
bunun şu ortalarında biliyorsunuz ki ben kendimi tekrar etmiş oluyorum, kusura bakmayın, ama buralarda zaten görüyorsunuz bir kararsızlık var. Buralarda bir dengeye girecek piyasa. Muhtemelen buralarda birazcık uğraştıracak beni. O yüzden şu anda short girmem birazcık mantıksız. Yani şu anda short girmek istiyorsan bana en yakın short gelen seviyesini hemen söyleyeyim. Şöyle belirtelim. Şuraya kadar bir spike olursa burada short girerim. Spike dediğim şey ya, hızlı bir hareket olursa şuralara kadar. Burası şuraya kadar hızlı bir hareket olursa short denemek isterim. Ve daha büyük dalga olarak düşünürsek yavaş bir dönüş, şuralarda yavaş bir hareket, yavaş yavaş piyasa alımı geçer. Alımı geçtikten sonra bir önceki direnç seviyesine geldikten sonra ya da arz bölgesine geldikten sonra buradan satış yiyip tekrar şu aralığı gireceğini düşünüyorum. Şu anda şimdilik bir trend yok. Şu aralıktan faydalanmak gerekiyor. Daha doğrusu günlükte ve 4 saatliklerde trend var. Ama haftalıkta ve aylıkta şimdilik bir trend yok. O yüzden çok fazla fırsat kaçmış olmuyor. Çünkü bu aralıkta devam eder. Sonuçta buradan yakalamadıysam aşağıdan yakalarım ya da tekrar yukarı geldiği zaman yakalarım. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Onun dışında bir tane soru var. Böyle chatte yazılı olduğu 134'ten shortladım. 134'ten shortladıysanız hemen bakalım. 134 neresi? Az önce bakmıştık ama tekrar bakalım. 134'ten shortladıysanız. Şöyle şu anda o zaman siz bayağı sanırım saatlikte, 4 saatlikte ya da 30 dakikalık, 5 dakikalık hareket ediyorsunuz. Şöyle piyasa short piyasası tabii ki, ama şöyle bir şey var. Şurada birazcık bir durulma var. Bu durulma bir de şöyle düşünün. Bugün haftanın hemen bir bakalım. Hafta açılmış ama şu anda salı günündeyiz ve 2 gün peş peşe satış yemiş piyasa. Hafta açıldıktan sonra yarın çarşamba, çarşamba günleri güzel trade oluyor, trend oluyor. Yarın büyük ihtimalle fake yemezseniz, ki umarım yemezsiniz, fake yemezseniz bu bayağı sağlam bir şekilde aşağıya doğru çakılacak gibi duruyor. Onun dışında şu anda daily pivot'ta hiç geçememişiz. Sürekli bir direnç sağlamış daily pivot. Neredeyiz? Hemen şuna bakalım. Haftalık support 2'deyiz. Haftalık support 2 birazcık sıkıntı. Arkadaşım, eğer hala buralardaysanız bilmiyorum ama haftalık weekly support 2 birazcık sıkıntı. Genelde tutuyor. Zaten fark ettiyseniz haftalık support 2'de bir destek oluşmaya çalışmış. Ama onun dışında güçlü bir trend var. Hep böyle fark ettiyseniz bir aralığı girip kırıyoruz. Bir aralığı girip kırıyoruz. Şu aralığı girmişiz, kırmışız. Şu aralığı girmişiz, kırmışız. Yani tabii ki gerisi top sizde, pozisyon management, pozisyon size management. Yani çok büyük pozisyon girip de bir stop loss'ta çok büyük zararlar etmemizi kimse istemez. Ben de istemem şahsen. Ama işlemimiz tamamen on point. Yani ben olsam ben de girerdim bu işleme. Saatliğe bakıyorsam ya da düşük bir zaman diliminde trade etmek istiyorsam ben de girmek isterdim bu işleme. Onun dışında yani şu anda haftalık ve aylıklarda sıkışık bir piyasa olduğu için çok fazla pivot pointlerde, support ve resistance'larda dediğim gibi çok fazla bir şey yok. Yani weekly support 3 burada ama tamamen aylık pivotun bayağı altındayız. Ve tamamen short bir piyasa. Zaten görebildiğiniz gibi tamamen short bir piyasa. Ve aylığa bakınca da zaten dediğim gibi yani bu bir aralıkta ve bu aralığın diplerine kadar gelme ihtimali var. Ama başka bir noktaya da değinmek istiyorum. Dediğim gibi şuralarda bir konsolidasyon. Zaten fiyatta birazcık şey yapmaya başlamış. Temkinli short girmeye başlamışlar. Ya da short girenler kapatmaya başlamış. Ya da insanlar long girmeye başlamış. Hepsi aynı şey zaten. Dediğim gibi birazcık bir şey var. Ama bir de şu var. Şöyle az önce bahsetmiştim bunu da. Arkadaşlar bahsetmek istediğim şeyler şunlar aslında. Ben bazı şeyleri söyleyip geçiyorum ama bunlar aslında nasıl söyleyeyim? Aslında hepsi önemli şeyler. Şundan bahsedeyim. Az önce hangi paritedeydi tam hatırlamıyorum ama şu mumdan bahsetmiştim. Bir iğne bırakmış. Bu iğne ne demek oluyordu? Bu iğne bu trendin devamı olma ihtimali çok yüksek olduğunu belirliyordu. Bu iğne ben longları temizlemişim anlamında. Yani burada longlar girilmişse temizlemişim ve bu trendin devam edebileceğini
işaret ediyordu. Dediğim gibi bu iğnenin devamı olarak gelebilir. Zaten şu anda o iğne bıraktıktan sonra, yani şöyle piyasaya hemen bir yakından bakalım. Görebildiğiniz gibi piyasa bir support bulmuş ama hemen bakalım. Piyasa bir support bulmuş. Güçlü bir satıştan sonra, zaten ondan da bahsetmiştim ben az önce. Güçlü bir satıştan sonra hemen bir yeşil mum. Tabii bu tam engulf olmamış ama tam güzel bir mum değil. Daha dolu kapanmasını beklerdim bu mumun. Her neyse bu aynısı burada var. Güçlü ve güçlü bir dönüş mumu. Bir dönüş sinyali vermiş. Tabii ki trend aşağı yönlü olduğu için günlükte ve haftalıkta güçlü bir satış olduğu için devam etmiş ama yani dipte olsaydık bu işlem kesinlikle dönerdi. Her neyse toparlayamadım. Güçlü bir satış, hemen bir konsolidasyon, birazcık bir geri çekilme, satışlar, geri çekilme, longları temizleme ve devamı gelme ihtimali çok yüksek olan bir trend. Yani genel olarak o işleme şu anda ben de girmiş olabilirdim büyük ihtimalle. Tabii daha çok işlemlerim olduğu için, başka yerlerde işlemlerim olduğu için girmemişim ve aynı zamanda dediğim gibi tercih etmiyorum bu arada girmeyi. Ama girmiş olsaydım o işlemi, tutardım o işlemi. Dediğim gibi gerisi artık hesap management, pozisyon management. Genelde ben 100 pip stop bırakıyorum. Günlükte trade tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Yani 100 pip stop bırakıyorum. 100 pip fazla gibi gözüküyor ama yani görebileceğiniz gibi hedefte koyduğum şeyler 300, 400, 500, 600, 700, 1200 pipsik işlem hedefim bile var. O yüzden bana 100 pip çok fazla negatif etkilemiyor beni. Onun dışında varsa başka bir pariteniz, bakalım destekleyen çizdiğiniz araç metatezer üzerine hangi araç ya da indikatör nereden bulabiliriz? Şöyle şuradakilerden mi bahsediyorsunuz acaba? Şurada MetaTrader'ın kendisinde toolbar'ında olan şeyler var ya. Yani buradan bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Mesela işte hani nasıl söyleyeyim mesela? Hani Fibonacci expansion'ı ekledim ben buraya mesela. Ya da işte yuvarlak ekledim. Bunu buraya geldi bu. Ben buradan çizemedim. Çizemedim ama rectangle böyle. Onları ekleyip buradan. Ama eğer şeyden bahsediyorsunuz, ekranın üzerine yazıp çiziyorum ondan mı, onu soruyorsanız eğer, o şeyin bir özelliği. Zoom'un bir özelliği. Zoom'dan ben çiziyorum şu anda. Eğer bundan bahsediyorsanız. Onun dışında burada line'lar falan filan var. MetaTrader'de şu an gözüküyor mu sizin ekranda bilmiyorum ama ekran tepesinde şurada çizgiler var. Düz çizgi, yatay çizgi olarak. Trend line olarak var. Direkt trend line çizebiliyorsunuz. Bunlardan bahsediyorsunuz. Zaten şöyle bir talep geldi ama o talebin devamı gelirse 4 seviyesine indiğinizde günlük, haftalık, aylık 3 destek direnç seviyesi çizilen araçtan bahsediyorum. Benim bir indikatör. O indikatörü şöyle ayarlıyorum ben. Hemen bakalım. O bir indikatör. O indikatörün adı ZMFX, Alt-Al Pivot falan filan. Bu indikatörün şeyini ben öyle ayarlıyorum. Burada visual'a gelip diyorum ki benim 4 saatliğin altında saatlik, 15 dakikalık, 5 dakikalık, 1 dakika, 30 dakikalık da bana göster diyorum. O yüzden hani ben 4 saatlikte temiz bir ekran görmek istiyorum. Şu an her ne kadar da temiz olmasa da silelim şunları. Temiz bir ekran görmek istiyorum. Aşağı indiğim zaman da detaylı bir. Yani ben şöyle aşağı yukarı günlükte karar veriyorum trade'lerime. Karar veremediğim sürece de saatliğe falan iniyorum. Onun dışında telefon şu an bu saatteyiz. Bunu cevapladık. Bunu cevapladık. Trikleri için bir oturum süper olur. O talep buydu galiba. Evet. MetaTrader trikleri için bir tane oturum yaparız. Yani çok pratik, çok fazla ne demek, ben teşekkür ederim. Çok fazla böyle ekstrem şeyleri girmeden pratik, yani benim sizin oturup da bilgisayar başında çok böyle pratik bir şekilde trade edebileceğimiz kadar özet ve kısa bir şekilde bahsetmek isterim. Tabii ki talep gelirse devamında da
daha böyle detaylı bir şekilde de devam ederiz. UST-TR'ye analizi yapabilir misiniz? Tabii ki hemen yapalım. Bunu da cevaplamış varsayalım. Şuradan soruları ben bir devam edeyim. Ha, bakalım. Bir saniye, şunu ben kaydırmam lazım. Bu arkadaşlar son şey olacak. Eğer başka bir şey varsa hızlıca yazarsanız sevinirim. Ve bundan sonra ben evet arkadaşlar, yani burada geçen hafta da bahsetmiştik, şey pardon, 8 Eylül'de ve 3 Eylül'de de bahsetmiştik. Yani burada bir yükseliş, bir trend var arkadaşlar. Yani burada benim aslında hani bu seviyelere kadar bir geri dönüş. Ya şöyle, benim birazcık fantastik analizlerim var. Onları paylaşmak çok fazla istemiyorum. Çünkü yani tamamen Fibonacci seviyeleri ve çok yüksek hedefleri olan ve artık böyle fiyat gerçekten bazı seviyeleri aştığı için ve belli bir dalgalarımız olmadığı için Fibonacci'nin artık 6.85, 11.4 seviyelerini falan kullanmaya başladım. Ki onlar da çok uçuk sayılar. Yani 6.85 aşağı yukarı 11 liraya, 12 liraya denk geliyor. 11.2 seviyesi de aşağı yukarı 22 liraya, 21 liraya falan denk geliyor. Yani şu anda benim yüksek zaman dilimlerinde çok fazla analiz etme seçeneğim yok açıkçası. Ama ben şu anda USDT'ye işte dolar TL trade ediyor olsam, yani ben bu trend artık kırmış. Benim şu anda yapabileceğim, yani bir trader olarak ben bunu illa şu anda dediğim gibi, ben trade etmiyorum dolar TL'ye. O yüzden birazcık İstiyorsan burada ben de yorum yapabilirim. Hani şu an olur, süper olur ya. buradayım. Ben gerçekten çok sevinirim çünkü trade ediyorum ve şu anda gördüğüm tek şey şu anda, hatta yani güzel oldu. Çok teşekkür ederim katıldığın için Utku. Yani bu sadece, ben long basarım yani. Burada sadece bakarım herhangi bir seviyede, gün açıldıktan sonra long seviyeleri denerim ya da saatliğe bakarım. Buralarda long denerim ya. Yani gün açıldı. Mesela hemen bir bakayım abi. Hemen sen araya girmeden şurada mesela, burada bir gün açılmış, devam etmiş. Bir sonraki gün açılmış. Pivot burada. Gün açılışından ben long girerim. Zaten bundan hep bahsediyorum ben. Gün açılışlarında long. Yani gün açılışına göre yakın bir yerde trende yönelik pozisyon girmek istiyorum. Yani burada long girmiş olsaydım kârdaydım. Burada long girmiş olsaydım kârdaydım. Burada gün açılmış long girmiş olsaydım tabii ki kâra girerdim ama gene patlardı. Şey, maliyetten en kötü kapanırdı. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama Utku çok daha güzel analiz edeceğini düşünüyorum. Utku, ben sana devrediyorum. Tamam. Kolay Yani gelsin. ben de sadece bu dolar TL tarafı için hani bir yorum yapayım dedim. Tamam. Şimdi burada Hiçbir daha önce şey fiyatlama var. olmadığı için bu seviyelerde o yüzden Fibonacci seviyelerine bakmak bence iyi oluyor yani. Hani ben şahsen öyle yapıyorum. Hani daha önce çünkü bir fiyatlama yok baz alabileceğimiz. O yüzden burada mesela Fibonacci çalışması yaptığımda ben 7.63 seviyesini tespit etmiştim. Hani ilk direnç olabilecek bölgelerden bir Nereden tanesi. hareket etmiştiniz abi acaba? Şöyle mi yapmıştınız? Yani şu an hani benim ekrandan bakmam lazım, teyit etmem lazım da hatırlamıyorum. Ama bir 7.63 işte, 8.22 var mesela yine yukarıda. Hani dikkat edebileceğimiz seviyeler. Ama şöyle bir şey var bu hafta. Şimdi Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı var. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırıp arttıramayacağına bakıyor bence şu an piyasalar. Eğer bir faiz, yani ciddi bir faiz arttırımı gelirse yani bu seviyeler devre dışı kalır. Hani ben kısa süreli bir çekilme beklerim. Ama hani aynı şekilde bırakılırsa ya da bir arka kapıdan dolanma ya teşebbüs edilirse bu sefer o yukarıdaki tespit ettiğimiz Fibonacci seviyeleri gündeme gelebilir. Peki Utku, pozisyon inşa etmek için, yani şu anki düşüncem yanlış mı değil mi bilmiyorum ama sana Yani ben sormak şu an mesela yeni işlem açmadım bu hafta hiç. Yani sadece çok eskiden kalan işlemlerim var. Yeni işleme girmedim çünkü şey görmek istiyorum. Yani Merkez Bankası kararını görmek istiyorum. anladım. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Utku, geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ederim Sağ aradığın olasın. için. Çok sağ ol. Onun dışında başka soru yoksa arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten katıldığınız için. Bu arada bunlar bu webinarlara devam etmek istiyoruz biz açıkçası. Haftaya önümüzdeki ay, ondan sonraki aylara devam etmek istiyoruz. Bizim
WhatsApp gruplarına, Telegram grubuna, Discord'a özelden mail atabilirsiniz, Twitter'dan özelden yazabilirsiniz. Bize geri bildirim yazarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. En azından önümüzü görürüz. En azından size daha faydalı şeyler paylaşırız. Onun dışında sizin sorularınız geldikçe biz de kendimizi geliştiriyoruz. Sizin değinmek istediğiniz mesela bir arkadaşımız MetaTrader'la alakalı bir bilgilendirme, bir kısa tips and tricks olarak bir webinar istemişti. Çok güzel bir düşünce ve aynı zamanda benim de MetaTrader'la alakalı %100 profesyonel bilgim yok. Ama kullandığım kadar gerçekten kendimi tatmin ediyor ve hiç eksikliği, hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorum. Bildiğimi kadar aktaracağım. Onun dışında eksikliklerimi tamamlayıp çok güzel bir şey hazırlayıp hepimizin faydalanabileceği şeyler paylaşmak istiyorum açıkçası. Böyle bildirimler yazarsanız aynı zamanda bu videolar Tikmil'in YouTube sayfasında paylaşılıyor. YouTube sayfasına girip oradaki videoları, bizim videolarımızı, Ekşi Forex olarak hazırladığımız videoları beğenip yorum atarsanız, yorum yazarsanız aşağı altına bu bizim için faydalı olacaktır. Çünkü burada Tikmil'in de bizim gerçekten bir kitleye ulaştığımıza, insanlara ulaşabildiğimize, bizi destekleyebileceğine, devam edebileceğine düşünecektir. Ve bu bizim için çok pozitif olarak dönüş sağlayacaktır. Aynı zamanda daha fazla insana ulaşabileceğimizi sağlayacaktır. Yani şöyle bizim bir tabii ki çok büyük bir aileyiz Ekşi Forex olarak. Ama tabii ki Tikmin'de çok fazla sayıda müşteri var. Çok fazla sayıda Türkiye'den müşteri var. Onların hepsine ulaşabileceğimiz yani bu mailler hem size gidiyor webinar mailleri hem diğer müşterilere gidiyor. O yüzden daha fazla katılım olma ihtimali olacak ve daha fazla hem bizim gelişeceğimiz hem sizin gelişebileceğiniz konular olacak. O yüzden katılımlarınızı, yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ağzına sağlık İkbal. Teşekkürler. Bu hafta Perşembe günü Burhan Hoca'nın şey var, oturumu var. İndikatörlerden bahsedecek, stokastik. Aynen. Ekim ayında da bir aksilik olmazsa devam edeceğiz. Hani bunu da belirtmek istedim. Olur, süper olur. Hepinizi bekliyorum. Dediğim gibi yorumlarınızı söyleyin, bize neler öğrenmek istediğinizi söyleyin. Çünkü hepimizin belli seviyede tecrübesi ve bilgisi var. En azından neyi nasıl arayacağımızı, neyi nasıl sunacağımızı, sizlerin daha nasıl faydalı olabileceğimizi aşağı yukarı biliyoruz. Ve sizden gelen yorumlar doğrultusunda çok güzel şeyler hazırlayacağımızı ve sizlere sunacağımızı düşünüyorum. Onun dışında çok teşekkür ederiz. Varsa başka söyleyeceğiniz şeyler bekleyelim. Yoksa da Teşekkürler herkese. herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kapatıyorum webinarı. Görüşürüz.